Merhaba arkadaşlar. Bir süredir video yapamıyordum sizler için. Çünkü bu bir ayda geçtiğimiz ay biraz daha tıp fakültesine odaklandım. Oradaki derslerimizde sınavlarımıza odaklanmam gerekti. O yüzden YouTube ve Instagram'a bir tık geri plan attım ve çok şükür başarılı sonuçlar elde ettim. Ve şimdi tekrardan burada beraberiz. Şimdi sizlere kalan 3 ayı en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz? Burada en önemli faktörler neler? Biraz bunları anlatmak istiyorum ve odaklanacağım şey aslında deneme çözmek olacak. Çünkü hem kendi tecrübemden hem de röportaj yaptığım arkadaşlarımdan ya da çevremde gördüklerinden deneme çözmenin pratiğini bu 3 ayda kazanabilmek çok kıymetli. O yüzden size denemenin neden çok gerekli olduğundan, neden size bilimsel olarak da çok katkı sağlayacağından, nasıl en verimli yapılabileceğinden ve ne sıklıkla yapabileceğinizden bahsedeceğim bu videoda. Biraz kapsamlı bir video olacak sizler için. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şimdi gelelim ilk soru neden bu kadar kıymetli? Şimdi arkadaşlar deneme çözerken aslında bizim yaptığımız şey şu. Biz atıyorum TYT denemesinde 120 tane soru var ve 120 soruda 70-80 tane belki farklı konudan soru görüyoruz. Şimdi kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya atmanın bir numaralı kuralı aslında bizim bunları sık sık tekrar edebilmemiz ve bunun da aralıklı tekrar aslında. Şimdi aralıklı tekrar yapabildiğimizde konular çok daha sağlam biçimde aklımızda kalmış oluyor. Siz sık sık deneme çözdüğünüzde ya da her hafta deneme çözdüğünüzde 70-80 tane konuyu aslında 2 saat içerisinde kısa kısa tekrarlar yapmış oluyorsunuz. Burada soruyu okuduğunuzda biliyorsunuz ki konuya ait diğer bilgiler de aklınıza geliyor. Yani o konuya ait bir şey okuduğunuzda ha burada şöyle bir ayrıntı da var yani sorunun dışında bilgiler de ediniyorsunuz sorunun kendi içerisinde de hatırlamaya çalışırken aslında bilgilerinizi tekrar etmiş oluyorsunuz. Bu sizin bilgileri uzun süreli hafızaya atabilmeniz için en kritik noktalardan bir tanesi. Şimdi diğer bir nokta ise aslında bilgileri hatırlamaya çalışmak. Şimdi konu kitabından tekrar yaparken evet bilgileri görüyorsunuz ve zihnen tekrar etmiş oluyorsunuz. Ama biz bilimsel olarak en iyi öğrenme yöntemlerini araştırdığımızda şunu da fark ediyoruz. Aslında bilgi karşınızda olmadan ben size bilgiyi sorduğumda siz böyle bir flash kartla hatırlamaya çalıştığınızda ya da biri sizi quizlediğinde ya da bir soru gördüğünüzde test çözerek aslında bu bilgiyi zihninizden hatırlamaya çalışıyorsunuz ve kendiniz hatırlamayı başarırsanız ya da hatırlamayı başaramayıp Sonrasında öğrenirseniz çok daha sağlam bir biçimde öğrenmiş oluyorsunuz. Ve bu da aslında bizim denemede yaptığımız şey. Yani denemeler bizim öğrenmemizi çok daha güçlendiriyor. O yüzden aslında bizler için çok kıymetli. İkinci bir nokta ise arkadaşlar denemelerde biz bol bol pratik elde etmiş oluyoruz. Yani siz her ne kadar konu kitabı da çözseniz, test de çözseniz YKS dediğimiz format aslında sizlere bir deneme olarak gelecek. Ve sizin burada pratik kazanabilmeniz lazım. Belli stratejileri geliştirebilmeniz lazım. Hangi sırayla çözeceğiniz, ne kadar süre ayıracağınız ya da işte ne kadar stresleneceğiniz bunlar hep bol bol pratikler alakalı. Hatta şöyle bir tabir de var aslında. YKS sizin aslında atıyorum 200. denemeniz olması lazım ya da 100. denemeniz olması lazım. Yani ilk girdiğiniz denemede tabii ki çok heyecanlanacaksınız belki ama 100. kez, 200. kez deneme çözdüğünüzde totalde çok daha alışmış olacaksınız. Ve sizin sınava girmeden önce yapmanız gereken şey bol bol deneme çözebilmek. Şimdi bu katkılarından bahsettik öğrenme anlamında. Peki en verimli biçimde nasıl yapabiliriz? Burada da arkadaşlar bununla alakalı birkaç video daha hazırlamıştım. İstiyorsanız onları da inceleyebilirsiniz. Verimli deneme çözebilmeniz için birincisi denemeye odaklanabilmek için çevre faktörleri ayırmanız lazım. Yani sessiz bir ortamda olabildiğince ev ortamınızda ya da okul ortamınızda bunu sağlayabilmeniz lazım. Sessiz bir ortamda odaklanabileceğiniz bir şekilde ve süre kurarak yani nasıl gerçek sınavda süre olacaksa ne kadar süre verilecekse aynı şekilde denemelerin başına oturabilmeniz ve deneme bittikten sonra aslında en verimli kısımlar başlıyor. Denemeniz bittikten sonra hangi derse kaç dakika ayırdım, hangi sorularda zorlandım, hangi sorularda iki şık arasında kaldım ya da hangi sorularda iki şık arasında kaldım ama doğru yaptım gibi bu soruları sorarak denemenin analizini yapabilmeniz lazım. Hem soru bazında hem süre bazında iyi değerlendirebilmeniz lazım. Bu da sizin denemeden elde edeceğiniz verimi kat kat arttıracaktır. Bundan sonraki 3 ayda yaptığınız denemelerde buna da mutlaka dikkat edin derim. Bir de elbette deneme sayınızı arttırdığınızda kendiniz stratejiler geliştirmeye başlayacaksınız. Yani elbette YouTube'da gördüğünüz stratejileri kullanacaksınız belki deneyeceksiniz belki ama siz gene en doğrusunu kendiniz kurmaya başlayacaksınız. Ve bu noktaya sınava çok yaklaşmadan varmanız bu pratiği de kazanmanızı sağlayacak. Şimdi gelelim ne sıklıkla olması gerektiği. Bu belki en zor sorulardan bir tanesi çünkü çok fazla kişisel bir şey. Örneğin konularınız daha bitmedi ama yakın zamanda bitirebileceğinizi düşünüyorsunuz. O zaman belki haftada 2-3 tane TT denemesi çözmek sizler için uygun olabilir. Çünkü ee, çok fazla TT çözdüğünüzde ve TT denemenizin analizini de yapacağınız için süre anlamında size biraz yük olabilir konu eksiklerinizi kapatmanız da gerektiği için. Aslında konu çalışmalarınıza ne kadar vakit ayıracağınızla alakalı. Diyelim konularınızı bitirdiniz. Yani bir tur çalıştınız ve artık denemelere odaklanmak istiyorsunuz. Burada da bir gün TYT, ertesi gün AYT denemesi olacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Bunu birçok arkadaşımızdan duydum aslında. Sabahtan bir TYT denemesi çözüp eksiklerini öğleden sonra kapatarak atıyorum 3-5 tane konuda zorlandıysa o konuları açıp tekrar ederek oradaki açıklarını kapatarak ya da AYT denemesinde yine tekrar konulara bakarak ya da videolar izleyerek kapatabileceği bir süreç işletebilirsiniz aslında. Deneme odaklı bir plan yapacak ve ileriki aylarda da belki son bir ay son iki ayda da her gün bir TET bir AET yani günde iki deneme olacak şekilde eksiklerinizi kapatabildiğiniz sürece sayısını arttırabilirsiniz. Ve günde bir TET bir AET çözdüğünüzde de arkadaşlar inanılmaz pratik elde etmeye başlıyorsunuz. Ve yapamadığınız her bir soruya bakabilmeniz lazım. Yani deneme sıklığınızı ayarlarken Önemli olan yanlış yaptığınız konulara bakabiliyor musunuz? Yani sizin olayınız tabii ki onlarca deneme çözüp kenara atmak değil. Oradaki eksiklerinizi kapatabileceğiniz hızla deneme çözebilmeniz. Ve dediğim gibi konu eksiklerinizi kapatabildiğinizde bir gün TYT bir gün AYT şeklinde ilerleyebilirsiniz. Konu eksiklerine devam eden konularını kapatmaya çalışan arkadaşlarımızsa denemedeki süreye dikkat etmeleri lazım. Deneme çözmek süre alan bir şey, yorucu olan bir şey. Belki zihnen de yoracak sizi. O yüzden biraz daha konu eksilerinizi kapatmaya da odaklanmanız lazım. Böyle bir plan kurabilmelisiniz. Ama asla şunu yapmayın arkadaşlar. Ya ben deneme çözmeye konuların bittikten sonra başlayacağım kavramı doğru değil. Yani deneme çözmeyi Konularınızda azıcık ilerlediyseniz bile başlayabilirsiniz. Çünkü deneme çözmedeki tek olay tüm konuları yapabilmeniz ya da sınavın tamamını çözebilmeniz bile değil. Önemli olan orada pratik elde edebilmeniz ve bildiğiniz konulardan soru geldiğinde bunlara odaklanabilmeniz, bunları çözebilmeniz. Ve son olarak arkadaşlar bu kadar deneme çözmemizin yani gerekliliğinin sebebi aslında birincisi eksik kapatmak. Denemede çözemiyorsan eksiğin vardır ya da denemede arada kalıyorsan şıklar arasında eksiğin vardır. Ve bu eksiğini tespit edebilirsen konu kitabından ya da konu videolarından ya da kendi notlarından bunu kapatabilirsin lazım ve önümüzdeki 3 ayı böyle bol bol eksik kapatarak ilerlediğinizde ya hem öğrendiğiniz konular daha sağlam olmuş olacak. Çünkü biz bir defa konuya çalıştığımızda tamamını aklımızda tutamayız. O yüzden eksiklerimizi gördükçe kapatarak ilerleyerek sınava hazırlanabilirsiniz. Bir diğer olaysa tabii ki pratik yapabilmek. Şu an eminim sınavda yapabilecek miyim? Acaba sınavda bu öğrendiklerimi gösterebilecek miyim diye düşünüyorsunuzdur. Ve şunu da söyleyebilirim. Önümüzdeki aylarda bu düşünceler artıyor, stresiniz artıyor. Buna alışabilmeniz lazım. Bu hislerden kurtulmanın en önemli yolu da bol bol deneme çözdüğünüzde sınav günü de ya evet benim için denemelerden bir tanesi olacak diyebilmeniz lazım. O yüzden bol bol deneme çözmenizi öneririm. Dediğim gibi faydalarını unutmayın. Ne sıkıntı yapmanız gerektiğini iyi ayarlamanız lazım. Bu biraz kişisel bir nokta aslında. Bir de nasıl en verimli yaparım, nasıl en verimli deneme çözebilirim diye bol bol araştırın, kendi yöntemlerinizi de deneyin derim. Ve unutmayın sınav için yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi deneme çözmek, bol bol deneme çözmek. Bu şekilde arkadaşlar denemenin önemine dair bir video çekmek istedim sizlere. Çünkü biliyorum 3 ayda neler yapmalıyım diye aklınızı kurcalıyordur belki ama bir numaralı cevap deneme çözmek ve ÖSYM sizden bunu istiyor ve bilimsel olarak da aslında size çok katkı sağlayan bir şey. O yüzden hepinize tavsiyem arkadaşlar bu videodan hakkında da dikkate alarak kendinize bir deneme planı oluşturmanız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere.